okuldan eve gidiyorduk. Brimstone'daydık, trafikteydik. Kırmızı ışıkta biz yani oturduğumuz yerde birden bir arkadan bir araba çarptı. Ben biraz şok oldum. İşte bu kadar yakınız aslında kazalara. Ansızın hiç beklemediğimiz bir anda karşımıza çıkıveriyor. Annem babamın telefonuyla bir şey kaydetmişti arabayı falan. Kırmızı ışık olduğunu falan da kaydetmişti. Ondan sonra onu işte babama verdi. Babam da bir şeyler yaptı orada. Biraz telaşlıydı, ne yapacağımı zaten bilmiyordu kendisi. Olayı anlattı bana. Tesadüfen benim kameralı telefon ondaydı. Çekmiş kameraya da. Ondan dolayı da biraz olay daha da kolaylaştı galiba. Daha da rahat oldu. Bir kazaya karıştığımızda bu bilince sahip olmak önemli. Kaza ansızın geliyor gelmesine de biz ne yapacağımızı bildiğimizde sonrası daha kolay oluyor. Çocukların da içinde olduğu kazalarda biraz daha hassas mı olmak gerekiyor? Ne diyorsunuz? Hem daha hassas olmak gerekiyor hem de aslında çok doğru olanı yapmışlar. Aslında bunu bir örnek dava olarak hemen kazalardan sonra ne yapmalı gerektiği sorusunun yanıtını aslında güzel petek verdi. Kazadan hemen sonra annen herhalde fotoğrafları çekmiş değil mi? Hemen arkasından arabadan çıktıktan sonra bilgileri aldı mı diğer taraftan? Nasıl oldu? Arabadan kendisi mi çıktı? Evet, arabadan annem kendi çıktı, adam da çıktı özür dilerim falan demek için. Ama annem yine de kaydetti, böyle plakasını falan da aldı. Kazadır olur ama kaza sonrası izlenecek yol da son derece önemli. Çünkü yaşadığınız ülkede yabancıysanız karşınızdakiler bunu size karşı kullanabilir. Çok gerçekten de çok hassas davrandılar, çok güzel davrandılar. Olaydan hemen sonra bize bütün bilgileri verdiler ki bizim de davayı kazanmamıza neden olacak bilgiler elimizdeydi. Ama her şey normal bir şekilde devam etmesine rağmen biz normal başvuruyu yaptık, doktora yolladık ve davanın sürecinde biz kendi teklifimizi de yaptık onlara. Ama bir türlü davada teklif vermekten çekindiler. Doğru düzgün bir neden de sunmadılar. Tamamen bir suskunluk. Ne hatalı olduklarını iddia ediyorlar ne de hatasız olduklarını iddia ediyorlar. O noktada da sürüncemede bırakarak yıldırma politikası gibi bir konuydu. Biz de çok hassas davrandık, hızlı davrandık. Hemen doktor raporumuzu yolladıktan sonra 21 gün içerisinde normalde yanıt vermeleri gerekiyor. Onu bekledik, arkasından da baktık eğer teklifte bulunmuyorlarsa davayı açtık. Doğru adımları atıp doğru adrese ulaşırsanız bu tutumla baş etmek daha kolay. Beklemiyorlardı. Hemen hızlı olduğu için savunmalarını verdiler ama savunmalarını verdikten 2 hafta sonra da teklifte bulundular. Çünkü gerçekten de savunulacak hiçbir noktaları yoktu, hiçbir yönleri yoktu. Sadece uzatarak yıldırma politikasıyla bir şekilde acaba bunlar mahkemeye gitmezler mi? Ne kadar haklı olsalar bile bakalım onları mahkemeye götürecek avukat bulabilirler mi? Çünkü bu ülkede yabancı olunduğu zaman, kaza olduğu zaman genellikle yabancılar mahkeme sözcüğünü duydukları zaman kaçıyorlar ve başımıza bela mı gelir, durumumuz mu etkilenir şeklinde kaygılarla vazgeçebiliyorlar. Ama siz hemen başvurdunuz değil mi? Annen hemen hazırladığımız zaman kağıtları geldi, imzaladı ve mahkemeye gittik ve davasını da olumlu olarak sonuçlandı. Avukat Serpil Ersan, haklı donelerle çıkılan yolda başarısız olmak zor diyor. Yeter ki attığımız adımdan emin olalım. Yaşadığımız coğrafyaya yabancı olabiliriz ama herkesle eşit haklara sahibiz. Bu hakların tümünü bilmek zorunda değiliz elbet ama başımıza bir olay geldiğinde bilen birine ulaşırsak işimiz daha kolay. Gereksiz bir şekilde uzayan davaların söz konusuysa ve mahkemeye gitmekte bir gecikme oluyorsa, çünkü öncelikle mahkeme masraflarının avukat tarafından karşılanması gerekiyor. İkincisi, gerçekten de bu konularda uzman hızlı davranan kişilerin mahkeme kağıtlarını en kısa zamanda hazırlayıp mahkemeye intikal ettirmesi gerekiyor. Üçüncüsü de karşı tarafın bizim bullying taktiği dediğimiz yani gerçekten de agresif saldırgan taktiklerini kesinlikle yol vermememiz gerekiyor. Hakkımızı karşı taraftan nasıl alacağımızı bilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. İnsan gücü olması gerekiyor bu dosyaların en kısa zamanda mahkemeye intikal etmesi için. İkincisi de bu intikal edecek dosyaların ciddi bir şekilde, titiz bir şekilde hazırlanması gerekiyor. Bir de tabii ekonomik gücün olması gerekiyor ki
en kısa zamanda bunlar mahkemeye intikal etsin. Çünkü mahkemeye süreci başlandığı zaman birçok avukat tabii kendisi kendi cebinden bunu harcamak zorunda. Biz de yaralanma davalarında zaten müvekkilden kesinlikle herhangi bir katkı istenmeden mahkeme süreci devam eder. Arkasından da dava kazanıldığı zaman da tazminatlarını alırlar. Sadece tazminatta değil kazandıkları. Avukat Serpil Ersan davayı kendilerine getirdikleri için Güneş ailesine ayrıca hediyeler de verdi. Güneş ailesinin sevimli kızları Serpil Hanım'ın elinden hediyeleri alırken yüzler gülüyordu. İlayda'ya hemen verelim. Annenin adına kabul edebilir misin bu hediyeyi? Tabii. Ha, çok güzel. Evet, teşekkür ederim.